1960'lardan beri bu işe başladık. Babam rahmetli ile. Babam dedi ki, biz de Manavgat'a gitmiş bir. Manavgat'a gittiğinde portakal almaya gidiyor babam, rahmetli. O da bizim Susamcı bir hacı dayı var, Seyit, Hacı Seyit derler adam böyle. Kalacı diyor, bu da benim bir iki ton susamım varmış, o zaman da iki ton veya üç ton. Bunu portakalın kalabasına at, git de bunu, sen bunu şey, işle. Parası manası ona verirsin diyor. Biz de o da babam da buradan rahmetli alıp geliyor Antalya'nın susamı, o susamı. Biz bunu derede, bizim köyde, değirmende bunu işledik. Güzelce ben yaptım tağını. Üğüttüm, kavurdum, iki de eleman vardı, elemanı kavurdum. Babam rahmetli de, sözüm ona, eskiden siz de bilirsiniz, bu merkepler vardı. Bu merkeplere bu, bir evi vardı. Evi içine iki büyük teneke vurduk altına, benim bir tarafa, benim bir tarafa. Üstüne de vurduk bir de teneke, dört teneke, seksek yapar. Buradan babam çıkardı geceleri saat 3'te. Ağırlı pazar vardı. Ağırlı pazar babam giderdi rahmetli. Sabah oraya var ya bu en aşağı 1 metre, 1,5 metre karın içinde. Yani ıkıla gider. Oraya pazar yani salonları. Orada 1 saat veya 2 saat içinde rahmetli mahalle bitir geliyordu o da. Köylü getirdi. Kimi tahsını getirdi. Kimi çencesi getirdi. Eve böyle bir kapı yoktu. Hep böyle çencere, tava, bilmem ne şey, herki vardı. Onlara dart verdik. Bir de o zaman da şey terezi de yoktu, otak terezi yoktu. Şeyle, saplı terezi de vardı. Yani ona da dart aldık, rahmetli babam ona dart aldı. Ona bazen 200 gram kadar, 300 gram kaçardı böyle yani. Yani biz böyle biz ilerleme yaptık yani. Allah çok şükür Cenab-ı Allah'ın verdi yani bize bu şey, mesleği. Biz de mesleğe de memnunuz yani. Kaç senedir yapıyorsunuz? 1960'da beri yapardık. Şu anda kaç yaşındasın sen? 65. Yani babam gönderdik, yani bize kaldı yani. Birinci nesil gitti, ikinci nesil benim. İkinci nesil de Allah nasip ben biz getirdiğim zaman üçüncü nesildiler. O da benim Mustafa var. İnşallah Cenab-ı Allah ona ömrünü verir. Ona kalacak yani üçüncü nesil. Peki bu Bozkır tahinin diğer tahinlerden ayıran özellik ne sence? Can alıcı noktamız ne? Şimdi burada? O şöyle oluyor. Bu bizim bunlar eski usul. Yani eski usul demiş şöyle. Onlar o tekrar fabrikasyon. Adam makineye mesela işte diyor makineye. Bütün makine çıkıyor. Yani makine bu yani böyle odun modun bir şey yok. Adam kazanla kavuruyor. Kabı suyunu sıkıyor makineye. Suyu sıktığı zaman canı atıyor makineye. Orada o makineye kavuruyorlar. Çıkarıyor. Gene aynı odan şey ediyor. Bu zıpara taşlanıyor. Zıpara taşında bunlar üvünüyor. O da 5500 veya 6000 devinde de şey diyor. Üvüdüyor. Yani eziyor. Ezdiği zaman o da susamın şeyin tanın özelliği gidiyor yani. Yani hiçbir poku, zellet bir şey kalmıyor. Yani devir yüksek olduğu için. Ama bizimkilerde bu 60 devirde, 55 devirde çalıştırıyoruz. Ağır ağır onun üzerinde döne dışına veriyor. Dışına verince ağır yapıyor. Yani tam soğuk oluyor. Yani öyle yakmıyor. Tütü de bu odundan geliyor, bu arıcı odundan. Arıcı odundan kavurduğu zaman yani eskiden analarımız, ebelerimiz, atalarımız yani ekmek yaparlamış bu arıcı odunla. Yağlı ekmek böyle külçe bir şey yaparlamış. Bu ekmek de tütülü oluyor. Yani o yani ta eskilerimiz bundan biliyor yani. Eskiler bundan bilince bu arıcı odun bundan şey olur yani. Namı çıkıyor yani. Peki ne kadarlık susamdan ne kadarlık tahin elde edebiliyoruz? Yani şimdi bu bir ton susamı attık mı fırınlara? Tabii ısıtıyoruz onun abi şey var. Toprağı var, çamuru var. Kumu var, pasalı var. Bunlar güzelce yıkayın. 24 saat bunu zaten ısıtıyorsun. Tatlanıyor. Tatlandan sonra bunu fırına veriyoruz. Hatta kabuğunu da alıyoruz, kabuğunu soğuyoruz. Ondan firesi 800 kilo ile tahan çıkar. Yani 2-3 kilo fire veriyor bir tondan. %20 gibi. %20, evet. Şeyde, kepeke de ürürsek, bazen tabii kabuğun, ben yok adam, beni kepekli olsun diyor, ben kepekli sevemem diyor. Öyle kepekli ürüttüğüm zaman da %12-13 fire veriyor yani. Yani tonunda yani 880 kilo ile tahan duruyor. Yani
yıllık Bozkır'da şu anda kaç tane tahincimiz vardı bizim? Vallahi 8 tane falan var. O kadar bile yok herhalde. 7 tane bile var tamam. Aktif çalışan 7 tane. Evet, 7 tane bile var. Ortalama sence ne kadarlık üretim yapıyordunuz yıllık Bozkır olarak düşündüğümüzde? Vallahi mal geliyoruz ama tahmin dediğim gibi işte en az 700 tonuna gider tamam. 600-700 ton gider yani. Hepsininki yani. Peki pazarlama ağınız nasıl? Nasıl satıyorsunuz? Pazarlamamız hem internetten, E11'den, internet yolundan gitti var. İstikamdan yapıyoruz. Bir de toptancılarımız mesela bu toptancılarımız da var. Marketlerimiz de onlar da telefonla bilgisayara şeyini siparişi veriyoruz. Oradan alıyoruz yani gönderiyoruz depolarına toptancılarından. Peki sen şu andaki bu üretim kapasitenle yetişebiliyor musun yani bu? Şimdi bizim iki tane de hemen önce yetişiyoruz ama tek borsada yetişemeyiz. Büyütmeyi düşünüyor musun peki ileriye de? Yani düşünüyoruz yani. Gerçekten düşünüyoruz. Talebi yani. Karşılayabiliyor musun? Yetersiz mi kalıyorsun? Yetersiz kalıyoruz yani. Yani inşallah onu da yapacağız. Daha ileriye gideceğiz yani. Peki sen 2018 yılında yılın ahilik ödülünü aldın. Bu ödül layık gördüler? Bu benim bu dürüstlüğümden, sahibetliğimden, devlete benim borcum olmadığından ben hiçbir zaman ben devlete yani şey etmem yani. Devletin günü borcum olduğu zaman gününe ben 5-10 gün kadar bir param yatırayım. Ben şey çekmem, kredi çekmem. Aleykümselam. Yani kredi çekmem yani. Bu gelen misafirlerimiz o da ben ikram ediyorum. Evet o bakımdan eliniz çok açık zaten. Evet, yani yoldan geçen, aç olan. Yani Adana'dan, Mersin'den, Ereğli'den, Karaman'dan o taraftan bütün gelen gurbet şeyimiz, yolcularımız buna gelir. Benim çayımı içer, ekmeğimi yer, tahanımı ekmeğimi yer, tadımları veriyoruz biz. Onlar mesela onu yiyorlar, memnun oluyorlar, teşekkür ediyorlar. Yani o da alışveriş yapar, yapmanın Allah'a ısmarladığına gelir, bize helal olsun diyoruz, gönderiyoruz yani. Yani gelsin ben burada bir ekmeğimi, çayımı içtim, bana yeter o. Ne güzel. Allah daim etsin inşallah. Amin hepimize. Tamam Osman'cığım, teşekkür ediyorum. Sağ olun, size sağ olun.